2006 yılının Ekim ayında bazen Jessica Smith olarak da bilinen Carmen Winstead adlı genç bir kızın trajik kaderini anlatan e-postalarda ve internette rahatsız edici ve üzücü bir hikaye ortaya çıktı. Hikaye ilerledikçe iddiaya göre Carmen okulundaki 5 kız öğrencinin onu duygusuzca bir kanalizasyona itip ölüme terk ettiği korkunç bir ölümle karşılaştı. Ve şimdi Carmen ona yapılanların ve ölümünün intikamını almak istiyor. Geçtiğimiz hafta Instagram üzerinden yaptığım paylaşımda Carmen Winstead'ın gizemli, ürkütücü ve üzücü hikayesini anlatmıştım. Gerçekten güzel bir etkileşim gösterdiniz ve YouTube'da uzun bir video yapıp paylaşmamı istediniz. Öncelikle gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Hakkında çok fazla bilgiye ve görsele rastlayamadığım, yabancı kaynaklardan günlerdir araştırma yapmama rağmen karşıma çok fazla şey çıkmayan bu ürkütücü hikayeyi sizler için derledim. Eğer hazırsanız başlayalım. Ama başlamadan önce diğer tüm içerik üreticileri gibi ben de söylemek zorundayım çünkü unutulabiliyor. Abone olmayı, beğenmeyi hatta bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız başlayabiliriz. Genç bir kız evde banyoda duş almaya hazırlanırken garip bir ses, hafif bir gürültü duymuştu. Bilinçaltı ve hayal gücü bunu tuhaf bulsa da tesisatta bir şey olduğunu düşündüğü için çabucak umursamaz davranarak korkularını bir kenara bırakmıştı. Duşa girmiş ve musluğu açmıştı. Tam o sırada sesi tekrar duydu. Bu sefer daha da gürültülüydü ve kanalizasyondan geliyor gibiydi. Ama gariplik sadece bununla kalmıyordu. Bu ses bir kahkahaydı. Akan suyun üzerinde açıkça görülebilen tuhaf, alaycı bir kıkırdama. Biraz yorgun ve uykusuz olduğu için zihninin onunla alay ettiğini düşünüyordu. Ancak tabii ki fazlasıyla korkmaya başlamıştı. Annesini arayıp "Anne, banyoda çok garip bir kahkaha sesi geliyor." Ama karşılığında annesinden aldığı tek şey garip bir ses tonu ve umursamaz tavrı ile yatmasını söylemesi olmuştu. O gece annesi kızının odasından bir dizi garip ses ve yüksek bir patlama duymuştu. Kızının iyi olup olmadığını kontrol etmek için yataktan hızlıca kalktı. Hemen koşar adımlarla odaya vardığında kızının yatağında olmadığını görmüştü. Tüm evi, hatta banyoyu ve bodrumu bile kontrol ettikten sonra kızını bulamayınca fazlasıyla panik olmuştu. Kızı sanki bir anda yok olmuştu. Kısa bir süre geçtikten sonra hemen polisi aradı. "Lütfen yardım edin, kızımı kaybettim." O gece polis yakınlardaki bir kanalizasyonun kapağını şüpheli bir şekilde kısmen açılmış bulmuştu. Fenerlerini kanalizasyonun açık kısmına doğrulttuklarında ise kayıp kızı buldular. Başı onlara doğru bakıyordu. Boynu alışılmadık bir şekilde bükülmüştü ve yüzü derisinden bir anda sıyrıldı. Şimdi diğer 4 kız da aynı kaderi paylaşmak zorunda kalacaktı. Çünkü Carmen Winstead intikamı için geri dönmüştü. Carmen'ın kanalizasyona itildiği ve öldürüldüğü gün okulda yangın tatbikatı yapılıyordu. Carmen genel olarak dışlanan biriydi. Bu yüzden kız öğrencilerden oluşan belli bir grubun ona sataşması çok da alışılmadık bir durum değildi. Bu yapılanlar Carmen'ın ölümüne sebep olan 5 kız için sadece bir şakadan ibaretti. Onu okulun önünde utandırmanın güzel bir yoluydu bu. Ancak kanalizasyondan çıkmaması üzerine polis çağrıldı. Çok geçmeden Carmen'ın cesedi bulundu. Başı merdivene çarptığı için boynu kırılmıştı. Ve zemindeki beton duvara çarptığı için de çok daha kötü hasar görmüştü. Öğrencilerin hepsi tek tek sorgulandı. Ancak onu iten kızlar dışında kimse bir şey görmediği için tüm suçlular yalan söyleyerek kurtulmayı başardı. Hepsi aynı hikayeyi anlattı. Kız düşmüştü ve soruşturma sonucunda ölümün bir kaza olduğuna karar verildi. Birkaç ay sonra okuldaki birçok öğrenci MySpace hesaplarında "Onu ittiler" başlıklı e-postalar ve mesajlar yayınlamaya başladı. Ve bu mesajlar o gün gerçekte neler olduğunu anlatıyordu. Carmen yanlışlıkla kanalizasyona düşmemiş, itilmişti. E-postalarda suçluların kimlikleri açıklanmıyor, bunun yerine itiraf etmemeleri halinde korkunç sonuçlarla karşılaşacakları tehdidinde bulunuluyordu. Tam olarak hızlıca büyüyebilecek bir insan avı başlamak üzereydi. Ancak bunlar kendiliğinden nasıl gerçekleşiyordu ki? Pek çok kişi bunun trajedinin hatıraları hala taze olanlara yapılan korkunç bir şaka olduğunu düşündü.
Ama okuldaki en az 5 kız için bir panik başlamış olmalıydı. Birileri ne olduğunu biliyordu ve onları tehdit ediyordu. Birkaç gün sonra bu yazının başında anlatılan olaylar meydana geldi. Önce kızlardan biri evinden alınıp öldürüldü. Boynu kırıldı ve kanalizasyonda bulunmak üzere terk edildi. Ardından bir diğeri, diğeri derken 5 kız da aynı kadere paylaşana kadar olaylar durulmadı. Carmen görünüşe göre tam olarak tatmin olmamıştı. Hi, my name is Carmen Winstead. I'm 17 years old. I am very similar to you. Did I mention to you that I'm dead? A few years ago, a group of girls pushed me down a sewer hole to try and embarrass me. When I didn't come back up, the police came. The girls said that I had fell and everyone believed them. The police found my body in the sewer. I had a broken neck and my face was torn off. Send this message to 15 people after you listen the whole message if you value your life. A boy called David received this message. He just laughed and deleted it. When he was in the shower, he heard laughing, my laughter. He got really scared, rushed to his phone to repost this message. But he was too late. The next morning, his mom entered his bedroom and all she found was a message written in his blood saying, "You will never have him back. No one has found his body yet, because he is with me." Tek amacı ölümüyle ilgili gerçeğin bilinmesini sağlamak olan sapkın bir varlığa dönüşmüştü. Suçlu tarafın ölümüyle yetinmeyip hikayeye inanmayan herkesi ziyaret edecek ve bunu başkalarına da aktaracaktı. 2006 yılından bu yana dolaşımda olan ve en ünlü creepypasta, efsane, korku hikayesi veya başka bir terim kullanmak isterseniz o olan Carmen Winstead'ın arka planı tam olarak bu şekilde. İnsanlar bu hikayeyi okumaya ve araştırmaya devam ettikçe arada bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Carmen Winstead'ın var olduğuna, bir kanalizasyona itildiğine veya intikamcı ruhunun katillerini ve hikayesine inanmayanları öldürdüğüne dair hiçbir şekilde somut bir delil yok. Yine de kanıt olmaması olayların gerçekleşmediği anlamına gelmez, değil mi? Belki de dünyanın başka bir yerinde gerçekleşmiştir. Yeni bir düzende, yeni nesile daha iyi uyması için ayrıntılar değiştirilmiştir. Kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri dışında çok popüler bir hikaye oldu Carmen Winstead. Detayları için yaptığım birçok Google araması Filipinler kaynaklı olduğunu gösterdi. Kurgusu ne olursa olsun bu yazıyı yazarak ve sizlerle paylaşarak Bayan Winstead'ın gazabından kesinlikle kurtulmuş oldum. Peki ya siz? Carmen Winstead'ın gazabından kurtulmak mı istersiniz, yoksa onunla en kısa zamanda karşılaşmak mı? İzlediğiniz veya dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz hikayelerin devamı gelsin isterseniz bana abone olmanız yeterli. Araştırmamı istediğiniz herhangi bir konu varsa yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben Batikov. Başka olaylarda görüşmek üzere.